Evet abi, Belgrad'dan bir tane böyle video yapıyorduk. Bugün ne yapmaya gidiyoruz? Indiana Jones, IMAX. Evet. Bakalım ne yapmışlar yine. Sırf IMAX izleyebilmek için İzmir'de bir yakadan diğerine gidiyoruz. Indiana Jones gibi yolculuk yapıyoruz. Haritada X'i işaretledim. X noktası IMAX'in olduğu yer. Oraya doğru ilerliyoruz. Aynen, hadi bakalım. Macera başlasın. Evet, film öncesi beklentilerini alalım. Şimdi ben bu filmin iyi çıkmasını bekliyorum. En son 15 sene önce gitmiştik. Kipo'nun orada izlemiştik. IMAX'in özelliklerini de hepimiz biliyoruz. Ekranın boyutu olsun. Amerika'da 11 katlı binada yapmaları olsun. Biz de burada bakalım göreceğiz. Sen ne bekliyorsun bu filmden? Ne çıkacak? Evet. Şimdi 80'lerdeki o ilk 3 film kadar iyi olmayacağına ben eminim. Hemen söylüyorum. Ne varsa eskilerde var. Ama bu 2008'de mi neydi o? Kristal Kafatası'nda sondaki uzaylı muhabbeti olsun, ne bileyim CGI yapılmış maymunların zıplaması olsun. Yani o saçmalıkların olmayacağı daha iyi bir film olacağını düşünüyorum ben yine. Vallahi ben artık Hollywood'a fazla güvenemiyorum. Biliyorsunuz böyle her türlü saçmalığın envaici işte gidiyor. İki tane film kaldı. Bunları da ne zaman mahvedecekler diye merak ediyorum artık. İnşallah aynen, biliyorsun bak Matrix'in içine sıçıldı, Star Wars'a sıçıldı, Yüzüklerin Efendisi'ne sıçıldı. Ne kaldı? Hayalet Avcıları da gitti. Hayalet Avcıları son filmi iyiydi. Back to the Future. Hala direniyor. Günün birinde onu da yapacaklar. Adamlar yapacaklar. Adamlar önce onu da halledeceklermiş. Neyse konuyu saptırmayalım. Aynen saptırmayalım, hadi biz yolculuğumuza dün çıkalım. Dün gece Harrison Ford'la konuştum. Film güzel olacak, olacaktı. Harrison Ford bir daha da oynamam diyormuş. İnşallah oynamaz zaten yeter artık. Ya bu şeyden emekli oluyormuş işte artık. Okay. Zaten 70 küsur yaşında. Biz geçen filmde bile yaşlı diyorduk 4. filmde. Bence bir 15 sene daha beklersek Harrison Ford basmanla gelip oynar. Ama bu filmde biraz CGI'de gençleştirmişler fragmanda gördüğüm kadarıyla. Bakalım artık. Göreceğiz bakalım nasıl zaman, olacak. Gidip haydi, ben izleyelim. Yolculuk başlasın. Doğru. Kadar geldik. Ne düşünüyorsun? Artık heyecandan çıldırmak üzereyim. Delicesini bekliyorum. Yaklaşık olarak 2-3 bin kişilik bir kuyruğa girmek üzereyiz. Onur burada çıldıracak. Herkes gelmiş. Herkes. Aynen. Bütün İzmir aynen, burada. Bütün İzmir burada. Bakalım neler olacak diye bekliyoruz. Indiana Jones. Ben de indim yana demin. tramvaydan. Ya iyileştin ya. Hakikaten ben bu espriyi yapsam soğuk espri diye annemden dayak yerdim ben. Yapacak bir şey yok. Bakalım. O zaman hadi IMAX salonuna doğru gidip bir inceleyelim. İlerleyelim. Birkaç saat sonra görüşürüz. Acaba bu videoda ne zaman biz filmden bahsetmeye başlayacağız? Valla film bittikten sonra başlayacağız mutlaka. Hadi bakalım görüşürüz. Böyle o zaman insanlara da biraz mavi bahçe gösterelim. Yalnız bence mavi değil, gayet yeşil bir bahçe burası. 10 numara olmuş bence bahçe olarak. Tam ben de kere olmuş. Mavi İsmini bahçe diyorlar yani. Ama yeşil bahçe. IMAX olan yolculuk tamamlandı. Birazdan filmin kendisini gördüğümüzde asıl yolculuğa o zaman çıkacağız. Tamamdır. Dakikaları saymaya devam. Gidip biraz tıkınalım ya. Hadi tıkınalım. Hadi gezmeye devam edelim bakalım. Bakalım nasıl bir yer. Yani bu Indiana Jones'tan çok mavi bahçe videosuna dönüşmek üzere ağızda. Ama gel bir afiş görelim bari gel ya. Filmin afişini bulalım. Bir Indiana Jones'la ilgili bir şey yapalım şu videoda ya. Nerede Indiana Jones? Nerede lan? Görüyor musun? Burada Transformers var, Hızlı ve Öfkeliler var, ta orada ama orası da sinema şeyinin orası. Onu da biraz daha. O zaman filme girerken göreceğiz. Evet. Bununla beraber bir tane çekiyoruz. Biliyorsun aile olmak çok önemlidir. Yılın filmi bir mantığı hep o olmuştu. Transformers'ı izlediğimde bu sefer. Indiana Jones'u dediğim gibi diğer salona giriş tarafına koymuşlar. Neyse o zaman biz daha sonra bakarız. Biz keşfimizi daha 4 All right.
Evet, şu anda filme girmek üzereyiz ama gördük kadarıyla hiçbir yerde afiş yok. Afişi niye koymamışlar? Galiba yanlış film biletini almışlar. Hayır bize. Bak, ya uzaktan şapkalı diye Oppenheimer'ı demin Indiana Jones sandım, Oppenheimer ya, tipini. Ben de öyle sandım başta ama. Yani IMAX'te var diyor, afiş hiçbir yere koymamış, şok kalbimizi kırdı. Salon 8. En azından biz de Salon 8'in afişini koymuş olduk. Evet. Dın dın dın. Bittikten sonra yorumlarımızı paylaşacağız. Bakalım ne çıkacak, merakla bekliyorum. İyi çıkacak, iyi. İnşallah ben de çıkmaz. Amin. Evet, film şu an başlamak üzere. Gördüğüm kadarıyla İzmir'deki IMAX İstanbul'dakinden daha aşağıda oturtturuyor koltuk olarak. Bir yandan da koltuklar geriye yaslanamıyor. Geriye gitmiyor. Yani ayıp etmişler. Ayrıca Olcu Önder şu anda şaşırmış durumda. Ben şaşırdım. Özellikle böyle bilet almadan içeri alıyorlar. Kimse bilet sormuyor. Arkadaşlar, biletsiz gidin girin. Biz aldık bileti, yapmayın ya, bu hataları. Bu adam... Gidin elinizi kolu sallayıp gidin. 8 sefer girseniz bir sefer sorsalar. Aa, unutmuşum falan der. Anadan sıyrılırsınız. Böyle saçmalık olmaz. Çok iyi ya. İnsan bir bilet koyar, insan koyar şuraya. Ya adamlar o kadar ilgisiz ki dışarıda bu salonda şu anda Flash oynuyor yazıyor. Yani Indiana Jones'un fragmanını oradaki ekrana koymamış bile daha. Afişi zaten yok. Ben bundan sonra her filme geleceğim. Bilet sorduklarında da sistem hatası rahat olsun. Boşuna mı alıyorsan bileti sor diye alıyoruz. Eskiden ne var? Sesler var. Yer gösterici vardı. Yer gösterici bileti üstüne senden para isterdi. Işıkla böyle gösteriyordu. Oğlum sen kaç yılından geldin lan? İşi fazla kolaylaştırmışlar. Ben olmaz. Olmaz. Böyle olmamalı. İstanbul'da bir düzen var. Girişte bilet soruyor adam size. İstanbul'da sormadığı oluyor ama böyle bilemiyorsun. Sanki çok gittin de bileceksin. Sen çok bilirsin. Fransa nasıldı bu arada? Valla Fransa'da iki sefer gittim 14 senede. O da IMAX değil zaten. IMAX değildi, Spider-Man falandı. Ben korsanım. İtiraf ediyorum, böyle izliyorum televizyondan. Gittim gayet güzel, insan gibi biletini falan bakalım. Soruyorlardı. Ama onda da şey yok, hiç ara yok mesela. 3 saat filmi, 3 saat aralıksız koyuyor. Ya tuvalete gideceksin. Kaçırmamam lazım benim filmi. Durdurmuyorlar da. Spider-Man'in ortasında çıkıp geliyorsun. Hala film devam ediyor. Hakikaten. Belki sıkıyorsundur bilmiyorum. Spider-Man de durmamıştı. Yani sen de sanki ziyayız biz. Ne sıkacağım? Evet. O zaman filmden sonra filmle ilgili yorumlarımız için görüşürüz. Ama dediğim gibi normalde ben E'ye otururum IMAX'te. Burada E çok aşağı geldi. Tam karşısı gelmedi bana. Önemli neyse. Değil ya, sıradaki seansa girdiğimizde E'ye otururuz. Evet. Hadi bakalım. Bakalım. Dın dın dın. Evet, bir Indiana Jones filminin daha sonuna geldik. Evet, sonunda, 15 sınırlıkla. Sonunda gerçek videoya başlayabiliriz. Sonunda doğru düzgün bir filme girelim. Ne düşünüyorsun? Nasıl önce spoilersiz anlatalım. Ah, şimdi çenemi tutmak zor olacak. Ben spoiler çok güzel filmdi, bitti gitti falan. İşte spoilersiz anlatayım. Yani benim şöyle söyleyeyim. O ortalama idare eder bir filmdi. Tam beklediğim gibi. 1, 2, 3 kadar iyi değil. 4'ten iyi ama çok da yani muhteşem bir noktada değil. Valla eğer benim gibi izliyorsanız böyle filmi izledim. Bir hafta sonra RAM'den kafamdan silinir diye. Mis gibi olmuş. Aksiyon sahnesi desen var. Hayvan gibi ekran var. Tabi IMAX'te ne izlersen güzel olur da diyebilirsin. O ayrı bir mesele. Bence olmuş. Macerası da olmuş. Sürprizi kovalamacı olmuş. Kovalamacı sahneleri falan güzel ama dikkat edersen eski filmlerde kovalamacıların bir koreografisi olurdu. Etrafı falan kullanma vesaire, araçlara falan. Yine araçlara atlamalar şunlar bunlar uğraşıyor ama o koreografiler yok. Evet, eski koreografiler yok. CGI'ler göze batıyor. İlk yarıda benim gözüme çok CGI battı. Ben CGI'leri göremedim ya. Adam nasıl istiyorsa. Konusunun sürprizi güzeldi. Ben sürprizi değişikti. Ona spoiler tarafına geleceğiz. Efsane sürprizle gidiyordu. Değişik bir sürprizi var. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Ama biraz bokunu çıkarttı diyebilirim ben zaten. Normal, bu tip filmler zaten derken. Hepimizin bokunu çıkartıyorlar. Yani yine gidilik izlene güzel filmden bahsediyoruz. Yani leş gibi film değil. Bence de gidin izleyin. Ama gidip de bilet almayın ya. Girin işte, bakan yokmuş, anladık. Zaten bu İzmir'de bunlar amatör ya. Kapıyı açık bırakmışlar. Sahnenin üzerine ışık düşüyor. Delirdim ya. Gittim ben kapattım, sonra birisi girdi kapatmadan tekrar geldi. Dışarıda soruyorum. Kim bu kapıdan sorumlu diyorum. Kapıdan tamam, sorumlu. Konunun dışına değil. Çıkacağız. Vallahi delirdim. Filmin ilk 20 dakikası zaten ben sinirden kuduruyordum ya. Böyle şey mi olur? Bu arada zaten fragmanlardan biliyorlar değil mi? Bu gençleştirmenin en uzun uzun kullanıldığı film bu olmuş şimdi. Bayağı da güzel olmuş. Uzun uzun kullanmışlar. Şeyi iyi şekilde gençleştirmişler. Şaşırdım kaldım yani. Teknoloji ne ilerlemiş ya. O kadar da mükemmel değil lan. Belli oluyordu bayağı. Ben beğendim. Bence iyiydi. Olacak animasyon. Biz o kadar izleyebiliyoruz. Ne yapalım? Evet, o zaman şimdi spoilerlı versiyonu için biz lokasyon değiştiririz. Başka bir noktadan spoilerlı yaparız.
Buradan sonrasında devam edenler. Nereden nereye geldik biz? Yok mu burada mesela? Var var. Aa, demin yok, karataş yazıyordu lan. Şimdi, lan o başka bir karataş. Senin orada da varmış. Evet, yepyeni bir lokasyona geldik şu anda. Bu lokasyonda hemen aşağı doğru bakarak da spoilerlı versiyonunu yapalım. Ondan sonra yolumuz uzun. Daha çok yol gideceğiz. Sen başla bakalım. Acaba en büyük filmdeki en ilginç şey ne oldu? Şimdi bu normalde Indiana Jones filmleri böyle birazcık doğaüstü şeylere barındırır. Tamam, ne gördün lan? İyi bir şey mi gördün? İyi bir şey varsa diye baktım da yokmuş. Yanlış normalde biraz doğaüstü şeyler barındırır ama filmin sonuna doğru ucundan bir şeyler yapar geçerdi. Bu sefer abarttı. Zaman yolculuğu yaptı, hayvan gibi gitti. Ben dedim ne oluyor? 20 dakika falan milattan öncelerde takıldık ya. Ya milattan önceyi ben söyleyecektim. Sen 1930'lara geçeceklerdi. Yolda olacaktın. Ben de basıp milattan önceye gittiler. O kadar da geriye gittiler diye sıkacaktım. Aynen, bu doğaüstü olayın ciddi ciddi filmin büyük bir parçası olması eski şeyi bozmuş. Böyle değildi bu işler. Asıl filmin en iyi yanı, Onur'un en sevdiği kısmı, küçük çocuk uçak uçuruyordu. Ya gerizekalılık ya. Filmin başından belliydi zaten. Ben filmin başında ilk gördüğümüzde zaten uçuruyormuş gibi yapıyordu. Evet. Dedik Allah, bu kesin bir şey uçuracak. Zaten böyle sevimli falan da bir tip değil. Saçma sapan bir tip koymuşlar. Olmamış. Dandik bir tip olmuş. Bu eski Indiana Jones'taki o Shorty denilen çocuk falan gibi değil. Saçma sapan bir tip. Bir çocuk olmaz ya. Yani boş yapmışlar. Ama işte. O uçak uçurdu, ben dedim. Film buradan itibaren biter dedim herhalde, sıçacak dedim. Onu sırf geri getirmek için kullanmışlar, o da hoş değildi. Filmde spoilersız bölümde söyledik, o CGI'ler bence güzel değildi şeydeki, ben kutlamalarda. Ben fark edemedim pek, onun için ya bayağı konfetiyi bile, ya. Konfetileri bile CGI mi yaparsın? Ne yapalım, ata biniyor, millette ata biniyor. Para yok, CGI'ye basıyor. Yani herkese ata şey biniyor, CGI. Bu tamam. CGI'de at ya, öyle şey mi olur? Hakikaten öyle mi? Ben atı gerçekten kullanmışsam. Hayır, gerçekten kullandı sahneler vardı. CGI'yi ayırt etmiş. Ama bazı sahneleri, atın durduğu vesaire şey yaptığı sahneler de CGI üzerindeki herifle tamam. Beraber. Metro'nun önünden at atlıyor zaten yani. Ama Metro'nun içinde gerçek olduğu sahneler de vardı. İnsana beklerken yanına çıkması falan. Ben o kamera arkasında izlemiştim, ondan biliyorum. Yani ben o kadar fark edemedim. Ben dümdüz izledim, vay anasın dedim. Birazcık şaşırdım. Ama en büyük spoiler zaten buydu. Yani aklıma başka da bir şey evet, gelmiyor. Evet, kovalamacalar yani. Falan güzeldi. Kovalamacalarla geçer bir zaten. Bir onunla kovalıyor, bir onunla kovalıyor. O şekilde gidiyor da. Ya geçmişe, milattan önceye de Indiana Jones'un ne işi var? Yani bu kadar da fantazi filmi değildi bu. Ne var birazcık bu kadar da abartmazdı yani. Filmin ilk 20 dakikası zaten eski filmler gibi. Şey, genç Indiana Jones izliyoruz. Onur böyle etrafa bakınca biz de etrafa bakıyoruz. Bir şey olduğunu dedin ya. Hadi lan hadi. Neyse, genç Indiana Jones falan modunda, eski tanıdığımız tarzda. O güzeldi. O başlık güzeldi. Ben ilk başta bayağı bir inanılmaz gençleştirmişler, şaşırdım yani. Bu zaten spoiler değil, en başında görüyorum filmi. Yani şey zaten, fragmanada falan bilinen bir şeydi. Artık 10 üzerinden kaç veriş çıkıyor. 10 üzerinden kaç mı benim filmim? 6.3. Adama bak, 6.3. Tabii canım. 7-7.5 alır ya rahat. Güzel yani, yani. 7, çok 7, rahat 7, izleniyor. 7-7.5 almaz ya. Hatta 8 bile veririm, gönlümden korkuyor. Yok artık, ben de hiç yani, IMAX'e hiç gelmediğinden IMAX kandırıyor bu adamı. IMAX'te en dandik filmi izlesem beğendim diyecek adam. Ne yapalım, biz öyle kanlı snowboard'u izlemiyoruz. Ama gerçekten Indiana Jones'un ne işi var milattan önce de bilinenlerde yani. İzleyin, çok büyük zevk alacaksınız. Milattan önce falan da gitti. Ben bir an var ya, o savaş sahnesini görünce ulan dedim, ben o zaman da böyle film izlemiyordum. Hoşlanmıyormuş gibi. Bir baktım güzel oluyormuş falan dedim. Bir gladyatör falan patlatacağım yakında. Böyle kaliteli bir tane savaş filmi izleyin üstüne. Neyse bakalım. Indiana Jones'ta bitti, bu son Indiana Jones diyorlar. Ben şey diyordum, son deyip duruyorlar, belki ölür diyordum, ölmedi de. Ölmedi. Ben de orada kalacak sandım, son Indiana Jones. Daha gelmeyecek diye düşündüm. Bir de dördüncü filmde, benim sevmediğim, bir önceki filmde, bunun çocuğu çıkmıştı. Transformers'ta oynayan herif. Oğluydu bu. Bu filmde onu aradan kaldırmışlar, çok güzel. Neymiş? Gereksiz. Savaşa gitti, öldü. Çok güzel yapmışlar, bu yüzden de boşanıyorlarmış. Bu mantığı çok beğendim. Dördüncü filmdeki o boktan karakteri böyle, hadi sen sikle git demiş geçmiş, çok beğendim. Mantıklı olmuş. Mantıklı olmuş. Fazla onun dışında feminist olmamış film. Hani kadın karakter idare eder bir şey olmuş. Son bir güzel düşünüyor. Şey ne vardı ne yoktu diye. Başka da bir şey yok. Saçmalık ne vardı? Ne var maksum? Ya Antonio Banderas'ın golü. Azıcık bir şey. Dalgıçlık yapıyor geçiyor. O adam konuk oyuncu olsun diye gelmiş. Bir de tabii. Suya dalma sahneleri bence güzel değildi. Sıkıcıydı. Çünkü hiçbir olay olmadı. Aşağı indi, yılan balığıyla karşılaştı. O ama kadar. Adam suyun dibinde, okyanusun dibinde, yukarıda kendi gemisinin ışıl ışıl görüyor. Ha. Nasıl başardı o kadar? Yukarıda kaç yüz metre aşağıya. Aksiyon var, bilmem ne var da. O aşağıda düzgün bir aksiyon yapamazsın zaten. Su alt sahnesi ben gördüğüm an bundan bir bok olmaz dedim zaten. O kadarlık işte, zevk olsun diye suyun dibine baktılar, geldiler. Ya öylesine boş sahneydi yani. Fethiye'de biz de çekerdik ondan. Tabii. Bana benim burnum kanadı sonra. Yani bir dahaki sefere yine yaparız. Evet, sonuç olarak
Gidin görün. Leşli film değil. Sonuç olarak senin de çok beğendiğin Fast and Furious 10'a basar. Şimdi şöyle, Fast and Furious 9 boktan olmuş, 10 var diye gece ışıkları kapattım. Full sesine bir bastım. Ama şöyle yapın, eğer onu da izlerseniz çok 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 boktan bir film bekliyorsanız biz zevk alarak izliyoruz. Çünkü çok 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 boktan değil. Biraz boktan olabilir. Olur, gayet boktan bir film yani. Neyse, filmden filme geçiyoruz. Neyse. Ben beğendim Indiana Jones'a. O zaman söylüyorum, bir dahaki filmler nedir? Mission Impossible, Oppenheimer. Bir yandan da bak, Barbie de güzel çıkacak, ben sana söyleyeyim. Görürsünüz bakalım. Rush yola gidiyorlar. Bir de yıl sonu dün. Dünü bekliyorum ben de. Kendinize çok iyi bakın. Biz görüşmek şimdi üzere. Yolculuğa çıkıyoruz. Dın 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 dın. Dünyanın öbür ucuna. Aynen. Gerçekten şu İzmir'deki sinemacılığı değiştirmek lazım yalnız. Bu nedir böyle ya? Kapıyı kapatmaz. Ya tamam ya. Lanet olsun ya. Valla çok sinirlendim. Bak filmin ilk başında zaten sinir yüzüne başladık bu saçmalık yüzünden ya. Hadi bakalım. Evet, yolculuk devam ediyor. Ve kanalın ismiyle uyumlu Kırmızı Koltuklardayız. Evet. Filmle ilgili söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Şimdi film gerçekten evinizden çok uzaktaysa bir maceraya atılmış gibi gidiyorsunuz. Onur daha İstanbul'da İzmir'e gelir, hayatın macerasını yaptı. Topu taşımayı çok beğendi İzmir'deki. İstanbul'dakiler çok dandik bir şey. İzmir inanılmaz yavaş bir. Yani. Yavaş, yaylanıyor bunlar, yaylanıyor. Yani hiç hayatlarında hiçbir şeye aceleyle gitmemişler. Hiç böyle bir... Yani. Şimdi bundan sonra hangi filme gideceksin? Var onun reklamını yapmaya başlıyor. Ya ama deminki videoda söyledik zaten Oppenheimer falan. Şimdi ekstra bir şey söyle o zaman. Bilmedikleri bir şey söyle, kapatalım. Düşünüyorum. Arkadaşlar bak, kitap okuyun. Bak ya, ne diyorsun ya? 21. yüzyılda gelmişsin. Sadece film izleyip verdiğin tavsiyeye bak ya. Kitap okuyun. Bu adam değişik bir adam. Sevin, adam gibi elinize yani. Kitap okuyun. Bir gün iyi bir filmi gelecek. Yaparak, filmi yaparak, YMP patlamayacak. Sonsuza kadar hepimiz kitap okuyacağız. Şu anda itiraf ettiği YMP patlayacakmış. Tabii, çok kolay. Yörüngenin oraya atmosfere bir tane atom olmasını sağladı mı? YMP'si etkiliyor, radyasyonu da gelmeden hallediyormuş işi. Lan plastiği çöpe atmayan adamın planlarına bak. Olsun, atalım. Biz plastikleri çöpe etmeyerek dünyayı kurtaracağım YMP ile. Tabii. Şimdi inanmıyorsunuz ama göreceksiniz. Kötü adam bir işi de deyip artık kapatıyorum. Başka hikayeler var mı elinde? Hiç yılda bir kanala abone şey olduğun için, konuk olduğun için. Sıkacağı bir şey varsa sık istiyorsan. Şimdi benim böyle hep sıktığımı sanıyorlar ama ben böyle otursam saatlerce anlatırım. Onun için fazla şey yapmıyorum. Benim hayatımdaki anlatacak şeyler bitmez. Biliyor işte adam. Bir tane anlat sen be. Neyle ilgili anlatayımsa onu söyle. Ben düşünüp anlatayım şimdi. Var mı anılarımda diye. Anlarında elbet vardır senin yani. Neyle ilgili olsun ya? Neyle ilgili olsun? Ya bizim bu kırmızı koltuk konseptiyle gibi. Sen bir tamam, film ben bu şey kırmızı anlat. Konseptin nereden geldiğinizi de anlatacağım size. Sen önce ilk başta böyle bir YouTube kanalı yapalım, ne yapalım, ne edelim diyorduk. Bizim koltukçu Hilmi abi var. Oradan geçerken vitrininde devasa bir koltuk gördük böyle. Ama oymalı moymalı, kırmızısı manyak güzel bir şey. Görsem böyle gözlerim parlar. Bu Onur da bir dedi, yani bizim kanal için de böyle bir şey lazım ama dedi, benim param buna yetmez dedi. O zamanlar bu herif çalışmıyor, öğrenci, biz de öyleyiz. Ne yapalım, ne yapalım dedik. Bizim Osman abinin de böyle bir dükkan var ama oradaki dükkandaki şeyler bu kadar kaliteli değil, daha böyle orta model. Dedik bir gece gidip bunu araklayalım. Başka çaresi yok. Meğerse Osman abi bu kırmızı koltuğun üstünde uyuyormuş geceleri. Bir gece girdik böyle. Ne gülüyor lan? Anlatmam lan. Oğlum bu Indiana Jones videosuydu ya. Indiana Jones'a da bağlı biraz bu arada. Sana o kadar anlatıyordum. Kapıyı kurcalıyordum böyle. Kapıda orijinal bir kilit vardı. Şifreli, kombinasyonlu. Oha. Ben şöyle bir bunun gibi miydi? Hayır oğlum. Evet, ona benziyor ama üstünde garip grup karakterler vardı. Bu karakterleri okumak benim bildiğim iş değildi. Onu biliyormuş. Herif böyle ellerini sürttü falan filan. Anladı, çözdük ilk karakteri. Kapıyı açtım. İçeriye böyle bir tel gelmişler. Meğerse bizim Osman abi bu bir tutan yapmış. Birinciyi atladık. İkinciyi atlarken bir bastım ki yerde böyle cam kırıkları var. Ne içtin lan sen? İlk adımda ayağımı bastım. Bir sesler geldi. Osman abi böyle bir okunu şöyle. Bir şeyler dedi. Ne oldu lan? Dostum dedim, Osman abi kalktı böyle. Ben öyle şimdi tuvalete alayım. Dedi gitti adam. Abi adam tuvalete gitti. Biz o sırada koltuğu almaya çalışıyoruz böyle. Osman abi yine gidi gelecek gibi oluyor. Gelmiyor adam. İçeriden böyle şap şup şap şup bir sesler çıkıyor. Dedik Osman abinin işi uzadı herhalde. İşte biz o gece
kırmızı kolsu oradan çıkartmak için çok uğraştık. Ama maalesef kamyoncu Halil gelmediği için son anda çıkartamadım. Arıyorum, Halil abi neredesin diyorum. Evladım, trafik sıkış. İstanbul mu biliyorsun diyor. Abi diyorum, biz dükkanın önündeyiz, koltuğu çıkardık. Sağırdım size kolunuza diyor. Abi dedim, yapma etme, elini ayağını öpeyim, içeriye atacaklar bizi. O sırada Osman abinin şapşapla seyredildi. Bak dedim, Halil abi bu herif yaptığı şeyi birazdan bizim üstümüzde deneyecek. O gün biz o koltuğu oradan çıkarttık, çıkartacağız derken en nihayetinde orada bıraktık gittik. Sonradan Ali Can falan satın almış bir yerlerden. Kırmızı koltuğun hikayesi, orijinleri buraya dayanır. Ondan sonra kanalın ismi Kırmızı Koltuk oldu. İşte ben de dedim, neler neler yaşadık biz ama anlattım ya, sonra Ziya'ymış bilmem neymiş, sıkıyor ya. Ziya! Ne Ziya'sı lan mülayim? Sensin Ziya, böyle işte. Yalan mı? Yalansa yalan de. Vallahi ben koltuk Ali Can'ın sırasını bilmiyorum. Bana da çeviriyorum. Al, sen de çevir. Koltuğun önceki tarafını bilmiyorum. Lan bu yol da bitmiyor bak. Yol bitsin de neler yaptık. Evet. Kırmızı evet. Koltuğun bir bölümün sonunda yarış olduk. Kırmızı koltuğa bekliyorum. Halil abi selamlar. Vermedik koltuğu satın aldık. Kızgın umurcuyasın.